Mazer metre 12 kalibre fişek. Ama lazer olarak bunu namluya taktığımız zaman tüfeğimiz hedefte attığım yeri ne yaptı? Havada hedefi vurabiliyoruz, doğru. Yani ama bu yakın mesafede bu şekildeki bir trap fişekleriyle. Evet arkadaşlar, doğru nişan alma, doğru tüfekle nasıl yapılır? Bildiğiniz bütün kuralları unutabilirsiniz. Bunu daha teknik, teknolojik olarak biraz daha açılım yapmak istedim. Bu elimde şu an bir tane lazer metre var. Bu lazer metre 12 kalibre fişek. Ama lazer olarak bunu namluya taktığımız zaman tüfeğimiz boş arkadaşlar. Bunu tüfeğimize taktığımız zaman arpacıktaki hedefi gösteriyor. Ama ben bunu farklı tüfeklerle denedim. Yani her arpacık bu lazerle gösterdiği yerle çakışmıyor. Bunu deneyerek yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar, şu an lazer metremizi taktık. Ver abi çatal ayağımızı. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu an abi şeye sabitleyebilirsin. Bak ben şu an tam şeyi sıfır görüyorum. Bak lazerimiz, bak şu an tam siyahta değil mi? Bu silah tam attığım yeri gösteriyor. Bunu gerçek bir fişekle denemek istiyorum. Bu bir tek kurşun arkadaşlar. En niyetimiz açık. Bakın şu an benim hedefim tam siyahta. Abi sen de gösterebilirsin. Evet arkadaşlar, şu an tek kurşunumuzu attık ama tabi tüfeğe sarsıntısıyla telefonumuz düştü. Tekrar videomuza devam ediyoruz. Bakın ben bu hedefte attığım yeri ne yaptı? Vurdu. Hani demek istediğim, şimdi diğer silahlarla da bunu aynı hareketi yapmaya çalışacağız. Şimdi elimizde Uğur var. Uğur'un Excellas modeli var. Bununla da lazer metremizi deneyelim. Evet arkadaşlar, ben şu an aynı siyah noktamıza bakın sıfırlıyorum. Şu an lazer nereyi gösteriyor? Bak abi, şu an tam sıfır. Nereye gösteriyor abi? Siyah notayı. Evet. Şimdi bu silahla da aynı şekilde tek kurşun atalım. Ya sürekli farklı silahlar kullandığımız için. Evet abi, şu an siyah notadayız. Evet. Tekrar ne yaptık? Aynı noktaya ne yaptı? Temas etti. Bak bu da Hulu'nun. Hafiften biraz solu değmiş. Belki de benim açımdan, atış açımdan da ne yapmış olabilir? Bu da Hulu'nun kurşun deliği. Şimdi elimizde Üzümlü Kooperatifi'nin eski 90-95 modellerinden makine kimya enstitüsü çeliği tek tetik süper pozesi var. Bu silah enjektörsüz ama işte selektör var, tek tetik. Güzel kullandığım eski silahlardan bir tanesi. Bu silahla da aynı şekilde denemek istiyorum. Şimdi bunu alt gözüne taktım. Çünkü bu 3-1 şok. Üstteki 1 numara biraz daha dar. Alttaki 3 numara. Ya tek kurşun bununla atılır mı, atılmaz mı? Sonuçta bu bir silah. İçindeki de kurşun. Kurşunun çeliğe zarar verebileceğini düşünmüyorum, sanmıyorum.
şimdi arkadaşlar. Şimdi bakın bu silahta şu an şey değil, siyahtayım. Ama bu silah bir tık alttan gösteriyor. Yani diğer silahlarla da ben denedim. Ama sistem olarak illaki alt vuruyor. Sadece bu Browning olan silah attığım noktayı gösterdi. Bunu anlatmak istedim. Şimdi tekrar bununla da bir tek kurşun deneyelim. Dur abi. Hedefimiz düştü. Sıdan niye çalışıyor? Olabilir ya, teknik hatalar. Tekrar nişanımızı aldık. Ne yaptı? Alt attı. Aynı dediğim gibi. Biz aslında hedefimizi ne yaptık? Biz hedefimize nişan aldık. Tamam, bu sağ sol biraz benden de kaynaklanmış olabilir. Ama yani sistem olarak bu poze alt vuruyor arkadaşlar. Biz bu silahları yıllarca atışını yapıyoruz. Sürekli deneme atışları yapıyoruz ama bu lazer metrenin bu daha faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu açı pull ayarları var. Tabii ki bunlar süper poze silahlarda olmuyor. Yani bunları kendinize göre özel yapan yerlerden dipçik yaptırmanız gerekiyor. Ya bununla ilgili tekrar bir şey atabiliriz. Trap fişeği arkadaşlar. Onu tekrar nişan almamıza gerek yok. Sadece at. Evet. Şeyimizde, hedefimizde bayağı bir hasar aldı. Evet arkadaşlar, şimdi havada tek kurşun atarken ne yapıyoruz? Havada hedefi vurabiliyoruz, doğru. Yani ama bu yakın mesafede bu şekildeki bir trap fişekleriyle de aynı hareketi yapabiliyoruz. Yani siz saçmayla havada bir ya şişe olabilir, plak olabilir, bunu vurabiliyorsanız yani tek kurşunla da yani vurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu lazer metrenin her silahta denenerek, yani sizin tabii güneş olduğu için tam net gözükmüyor bunu ama bu lazer metre ile silahınızın tam nereden vurduğunu net olarak ölçmeniz lazım. Bazı silahlar sola çekiyor, bazı silahlar sağa çekiyor. Farklı bandan farklı silahlarla denedim. Tabii buraya bütün silahları getirme imkanım yok. Ama bunu illaki denemenizi tavsiye ederim. Ona göre ne yapabilirsiniz? Açık kullanım kullanarak da tüfeğinizi kendinize ayarlayabilirsiniz. Yani bu dipçiyi ben genelde bir aşağı düşürürüm. Bir de sağ tarafa doğru yatırdığım zaman benim açı ayarım o şekilde. Ha, bu silah da bana uyduğu için bunu o şekilde kullanmadım. Yani bunu açı ayar puluna ihtiyaç duymadım. Ama açı ayarsız, yani dipçik ayarsız silahlar İnsanlara illaki kötü atışlar yaptırır. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bildiklerimizi aktarmaya çalışıyorum. Esenlikle kalın.